Önce bir yeni single'ınla başlamak istiyorum. Evet. Şimdi bir yeni bir ekiple oluşumun içerisindesin. Eva Records'a geçtin bu şarkıyla birlikte. Ve bir küçük de tarzda bir değişiklik oldu galiba Robert Tom'un müzik hayatında. Müzik tarzında mı? Müzik tarzında. Aslında olay öyle başladı. Yani şarkı sana nasıl geldi? Samet'ten mi ulaştı sana şarkı? Şarkının bana nasıl geldiğini, hayır Samet'ten ulaşmadı. Ben çok kısa hemen geçeyim. Tamam. Ben bir işe, konsere gitmiştim. Orada biriyle tanıştım, bu konseri yapan kişiyle. Hı hı. Ondan sonra onunla tanıştım. Aradan zaman geçti, birkaç ay. O bana dedi, böyle böyle bir şey var dedi. Şarkı var dedi. Eva Records dedi. Senin okumanı istiyorlar dedi. Hani senin, şirketten teklif geldi sana. Evet. Aa süper. Ondan sonra öyle başladı hikaye. Aslında bu hikayenin 1,5 senesi falan var. 1,5 yıldır şarkı sende. 1,5 yıldır var evet. Hazırlanma süreci bilmem ne falan filan. Araya bir sürü şeyler girdi biliyorsun. Buna deprem de dahil. Ondan sonra biraz uzadı iş. Yani öyle oldu. Bana teklif geldi. Aslında bakacak olursan benim yapmak istediğim bir şeydi böyle bir şey. Ama hani tek mi yapayım, düet mi yapayım, feat falan bir şeyler mi yapayım diye düşünürken bana böyle bir şey geldi. Gittim dinledim. Emel'le birlikte gittik. İlk Emel dinledi zaten şarkıyı. Haluk'tan da önce dinleyen Emel'dir. Ondan sonra çok Omel Emel, canım benim. Ondan sonra dinledim şarkıyı da beğendim mi? İlk duyduğundaki hissiyatın neydi peki? Ya yılan nasıl bir yılansın? Aslında Roberto Tumon'un ağzında hiç olmamış bir şey. Yani ben hep aşksız prens, tanrım, çiçeğim. Beyaz ve sen. Sonra ben ne yaptım deme. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen falan filan. Hep böyle. Yani en fazla benim şeyim o giderlerim yine şey oluyor. Yani yine içinde bir edebiyatı oluyor, ironisi oluyor. Senden çok var gibi falan filan gibi ya da hurra gibi falan. Hani bu kadar düz direkt gider hiç yapmamıştım. Ama bir papucumun dünyası da var aslında. O da birazcık böyle bir mesaj içeren bir şarkı. Şey de öyle ona da bakın olursan. Giden camdan gidiyor da evet. Öyle. Ama bu tavırda, bu ağızda değil. Bu direkt bir sokak ağzı. Hı hı. Şu an size tepkiler nasıl geliyor? Önemli olan o. Çok Instagram'da... karışık. Ama bir tepki aldığım kesin. Bir tepki aldığım kesin. Çok başımda çok dikkat çektiğim ve bir şekilde tepki aldığım kesin. Ama sana şöyle tepki, böyle tepki diyemem çünkü karman çorman. Yani ben sana şarkı vereyim de oku daha iyi olurdu diyen de var. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra inanılmaz bulan, iyi bulan, yani günümüze uygun bulan, iyi yaptığımı söyleyen de var. Yani çok karışık. Bence onlar için de zor olacak. Hiç böyle bir şey duymadıkları için benden. Biraz zaman alacak. Çok başarılı buldum şarkıyı, çok keyifli. Neden Beyaz ve Sen demiş? Nasıl yani? Neden Beyaz ve Sen? Beyaz ve Sen 2007'de yaptığım bir şarkı. O şarkı benim elime, iki sene o şarkı benim elimde yattı. Ne yazacağıma karar veremedim, yazamadım iki sene. Çünkü Türkiye'de henüz yapılmamış bir şeydi. Aslında rayı rapti o. Rayı rapti. Evet. Heceleyerek aslında bu tip bir şekilde rapin o versiyonunu ilk yapan benim Türkiye'de. Rayı rapti. Yani devamlı şarkı nakarat gibi gidiyor. Na 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 na. Ama senin için de çok önemli kariyerin. Hani ne yazacağım da buna ben böyle bir de 4-5 dakikalık bir şarkı. Ondan sonra işte bir gün hikaye kendiliğinden oluştu, oturdum birkaç saat içinde yazdım zaten. Şarkıları yaşayan insanlarsınız. Bu dönemdeki insanlar gibi melodayı verin sesime, şu şarkıyı okuyacağım. O kafada değilsiniz çünkü ama siz işte bu sanatçısınız bence. 15-20 senelik şarkıları yeniymiş gibi hala çalan sanatçılar çok az yani. Evet. Dediğim gibi 3 tane, yani 5 tane. 5 tane sayamadım şu anda. Sayamazsın. Bakın. İşte biri benim, okey. Ama şimdi ben bu kadar şeyden sonra ben niye bir tane
ödül alıp da kaldıramadım ki yani. Neden bir ödül alıp kaldım? Ben bir ödül aldım ama kendi hak ettiğim ödülü aldım. O sene Tarkan, Ferhat Göçer ben aldık 2008'de. En çok bandrol satış ödülünü aldım. Onu da vermek zorundalardı çünkü resmi satış ödülü yani. Yani ben başka da bir ödül aldığımı hatırlamıyorum yani. Bu kadar yani başarılı ödül değil mevzu sadece. Bu mevzulardan birisi bu. Bu kadar başarılı olmanız mıydı belki de bu sebep? Çünkü çok iyi bir erkek vokal sesiniz. Bence benim hakkım verilseydi daha çok başarılı olurdum. Ondan vermediler zaten. Siz bu tarzı sevdiniz mi? Ben zaten dinliyorum. Ben Türkiye rapi tanımıyordu, ben rap dinliyordum. Ben rap konserlerine gidiyordum 90'larda. Black Box, Snap. Yani ben zaten çok Türkçe kimse bilmezken biz bilirdik be. Biri değildim yani. Ben Türkçe müzik ne dinlerim? Klasik dinlerdim zaten. İşte Bülent Ersoy dinlerim, Zeki Müren dinlerim, Müzeyyen Senel dinlerim, Müslüm Gürses dinlerim, Kibariye dinlerim falan filan yani. İşte Sezen dinlerim, Yıldız dinlerim. Öyle çok fazla oturup da böyle Türkçe pop müziği dinleyen biri değilim. Hande dinledim en çok mesela. Hande Gak dese dinlerim ben. Çok başarılı. Çok seviyorum. Başarılı mevzusu değil. Çok özel bir sesi var. Yıldız Tilbe ile bu döneme ait, bu dönemin tarzında bir şarkıda bir araya gelmek ister misin? Yıldız'la mı? Evet. Yapın öyle ya bir şey aslında ya. Aslında bir şey söyleyeyim sana Refik. Biz Yıldız'la, benim Yıldız'ın yanında adımın çok anıldı okey ama benim Yıldız'la şarkım yok. Ben Yıldız'ın bir klibinde oynadım. Aha. O istedi. Bir klibinde oynadı. Şeyde mektupları, resimleri kaldıramam ki. Ne güzel şarkı ya. Onu da oynadım. Ondan sonra sevgili oynayacakmış. Ben kimseyle oynayamam dedi. Kimseyle gucu gucu yapamam ben dedi. Gel dedi ben. İyi tamam dedim. Ondan sonra ona klibinde oynadım. Bir de bana verdiği bu her şey unutulur unutma. Orada bir vokali var işte bir de. Aşksız o kadar Prens. Başka bir şeyimiz yok ya. Aşksız Prens'teki Yıldız değil. Klipte güzel farklı bir Robert izledik klipte demiş. Evet doğru. Ya aslında farklı bir Robert izledik derken bence... Kıyafetlerden Robert belki de. Robert farklı değil. Robert aslında öyle 2000'lerin başında 90'ların sonunda... Öyle çıkmış bir Robert'di zaten de epeydir öyle şeyler yapmıyordum. Hı hı. Yani işte canını okuyacağımda düz siyah giyindim. İnsan sevince de çiçeklerle böceklerle bisiklet kullandım. Yani epeydir öyle bir şey yapmıyordum. İddialı olmayı seviyorsunuz galiba değil mi? Hep öyleydim zaten. Yine öyle bir şey yapmış oldum. Zaten bu şarkı olmasaydı, bana Eva'dan bu teklif gelmeseydi bile benim yapacağım... Hava böyle bir şey olacaktı zaten. Yani tekrardan giyinip dökünecektim yani. Roberto'nun daha kafasındaki o böyle işte bu şarkı dediği şarkı nasıl bir şarkı? İşte bam 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 bir şey yani böyle. Ha. Bam 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 bam. Ben o zaman şey. Şimdi finalde şunu anladım. Güm bam bam bam. Eski bir Robert şarkısı bize tokat atabilir her an. Yani öyle bir şey istiyorum. Bana da atsın istiyorum yani sana. Bırak bana da atsın da bir çirkinlenip kendime geleyim. Pekala.